Yıllar önce kaçırılan ve İtalya'da ele geçirilen Zeugma kökenli mezar siteli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ne iade edildi. Törende konuşan Bakan Ersoy, gerçekten de eşsiz bir miras varlığı, amaç ve anlam bulduğu topraklara dönmüştür dedi. Zeugma'nın çevresini oluşturan 12 parça eserimizin Amerika Birleşik Devletleri'nden yerlisini birlikte kutlamıştır. Yıllar sonra bu kez de Zeugma kökenli çok özel bir mezar sitelinin İtalya'dan iadesi için burada buluştuk. Şehrimizin ve bölgenin içinden geçtiği zorlu dönem, bu toprakların zenginliğini ve değerini simgeleyen bu eserin iadesini daha kıymetli ve anlamlı kılmaktadır. Süreci kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Zeugma kökenli bu eser İtalya'da Venedik yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve ardından bakanlığımızdan bilgi istenmiştir. Bu bilgiler ışığında bakanlığımızca derhal detaylı bir değerlendirme yapılmıştır. Zeugma kazı başkanı olan kıymetli hocamız Profesör Doktor Tutanmış Görkay'ında taş cinsi, işleniş teknikleri gibi hususlarda yürüttüğü titiz incelemeler ve benzer örneklerle yapılan karşılaştırmalar neticesinde stil ve ikonografik açıdan Zeugma kökenli olduğuna ülkemizden yasa dışı olarak çıkarıldığına dair kesin kanı oluşmuştur. Kaçakçılıkla mücadele dairesi başkanlığımızca koordine edilen süreçte eserin kökenine dair pek çok veri ve örnek ortaya konmuş, İtalyan yetkililer ile dirsek temas halinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tüm değerlendirmelerimiz ülkemizin konuyla ilgili yasal mevzuatla ilişkin bilgiler de eklenerek detaylı bir rapor haline getirildi. Ardından da bu rapor Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla İtalyan yetkililere iletilmiş ve sitenin iadesi talep edilmiştir. İtalya'daki adli işlemleri sonucunda da iade kararı verilmiş ve eser Roma Büyükelçiliğimizde teslim alınmıştır. Adı köprü anlamına gelen Zeugma'da M.Ö. 300 yılına dayanan kadim tarihi boyunca ve özellikle altın çağının yaşadığı Roma döneminde eşsiz sanat eserleri üretilmiştir. Bugün sizlerle birlikteliğimize vesile olan mezar sitelinin de M.Ö. sonra 2. yüzyılda bu şehirde işini çok seven bir Zeugma tarafından üzerine veda sözcükleri yazdırılarak diktirildiği anlaşılmaktadır. Sitenin üzerinde kocasını seven eş, Saturnina elveda ifadelerini okuyabilmekteyiz. Bu eser içinde ayrılık, üzüm ve bağlılık gibi güçlü duyguları barındıran bir insan hikayesini hemen hemen 2000 yıl öncesinden bugüne taşımakla ve birlikte bizlere anlatmaktadır. Gerçekten de eşsiz bir miras, varlığının amaç ve anlam olduğu topraklara dönmüştür. Bu noktada şunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Kültür varlığı kaçakçılığı konusunda İtalya'da Türkiye gibi mağduriyet yaşayan ülkelerden biridir. Bu süreçte gösterdikleri hassasiyet her türlü takdiri hak ediyor. İlgili bütün yetkililere özellikle teşekkür ediyorum. Bütün ülkeleri ve uluslararası paydaşları da kültür varlığı konusunda İtalya'da gösterdiği bu hassasiyeti göstermeye, işbirliği içinde hareket etmeye davet ediyorum. Saygıdeğer misafirler, kıymetli basın mensupları. Kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışmalarımızı her eser kendi vatanında ait olduğu yerde güzel, orada anlamlıdır düsturuyla taviz vermeden yürütüyoruz. Bu doğrultuda kurduğumuz daire başkanlığımız uzman ekibiyle çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Eserlerin kökeni, ülkelere iadeleri ve yasa dışı dolaşımının önlenmesi konusunda anlaşma imzaladığımız ülke sayısı 12'ye yükselmiştir. Aslında en önemli bunlardan biri de bu uluslararası yapmış olduğumuz protokoller sürecin çok hızlı ilerlemesini sağlıyor. Söz konusu anlaşmalar bu ülkelerin bu hususlarda birlikte çalışmaları, her biri birer kültür mirası olan padişimez eserlerimizin yağmalanmamasını önlemede çok önemli rol oynamaktadır. Örneğin özellikle son 3 yılda Amerika Birleşik Devletleri Manhattan Bölge Savcılığı ve İç Güvenlik İstihbarat Birimi ile tesis ettiğimiz işbirliği sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi eser kaçakçılığı kapsamında yürütülen soruşturmalara ülkemizce teknik destek verilmiştir.
Bu doğrultuda Anadolu kökenli olduğu değerlendirilen eserler için bakanlığımızca binlerce arşiv belgesi incelenmiş, yoğun çalışmalarla belge ve deliller toplanmıştır. Bu detaylı çalışmaların ardından soruşturmalarla ilişkili onlarca eserin ülkemize iadesi başarıyla sağlanmıştır. Bunların arasında Burdur ili Bubon Antik Kenti'nden yağmalanan Bronz Lucius Verus ve Septimus Severus heykeli, Perge kökenli lahit parçaları, Kilikya tipi idoller yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğümüz bu işbirliği kapsamında ilerleyen zamanlarda yeni iadelerin sağlanmasını bekliyoruz. Çok yakın zamanda bunlar da gerçekleşecek inşallah. Genel rakamlara baktığımızda ise farklı ülkelerde son 20 yılda 12.016 eserin iadesini sağlamış bulunuyoruz. Bu sahada, masa başında ve mahkeme salonunda verilen mücadelenin ne kadar kararlı ve doğru şekilde yürütüldüğünü tartışılmaz göstergesidir. Uluslararası ve ikili ilişkileri geliştirmesinde olduğu gibi arkeolojik alanlarda, müzelerde güvenliğin arttırılmasından tutun da sınır ve gümrük kontrollerinde uzman bilgi paylaşımına kadar her konuya ve işleyişteki her ayrıntıya çok büyük önem veriyoruz. Ayrıca bakanlık olarak yaptığımız düzenlemelerle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele faaliyetine ilave imkanlar sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Bütün bunların olumlu sonuçlarını görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Yine memnuniyetle ifade ediyorum ki elde ettiğimiz ciddi başarılar uluslararası alanda da çalışmalarımızın yakından takip edilmesini ve örnek alınmasını sağlamaktadır. Kültür varlığı kaçakçılığına karşı mücadelemizi bundan sonra da en güçlü şekilde devam edeceğiz. Bu çok çok önemli. Biz bu mücadeleyi arttırdıkça, bu protokolleri, uluslararası protokolleri sayısını çoğalttıkça kaynak ülkelerden, alıcı ülkelerden artık alıcı bulmak zorlaşıyor. Yani artık alıcılar, yabancı koleksiyonerler Türkiye'den kaçırılan kültür varlıkların için yüksek fiyat vermiyorlar. Hatta mümkünse uzak durmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı eser sergilendiği anda itibaren farkına varacak. Çok büyük bir mücadelesi başlatacak ve eninde sonunda o eser o koleksiyonların elinden alınıp ana vatana dönecek. O yüzden de zaten kaçakçılıkla mücadelede, define avcılığın mücadelede en önemli olay alıcının yıldırılması. Bu açıdan çok başarılı bir süreç yönetildi. Şimdi artık bunun etkisini, gücünü daha da arttırarak daha geniş tabanlara, dünyanın birçok ülkesine bu protokolleri de yayarak iyice imkansız hale getirmeye çalışıyoruz. Bu geçmişimize vefa borcumuz ve gelecek kuşaklarımız için yerine getirmekte kararlı olduğumuz çok ciddi bir sorumluluk. Konuşmamı noktalarken bu iade sürecinin olumlu neticelendirilmesine vesile olan Sayın Tutanmış Görkar Hocamıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Roma Büyükelçimiz Ömer Büzük'e, Roma Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimize, Gaziantep Müze Müdürlüğümüze, Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarımıza ve yine eserlerimizi ücretsiz olarak büyük özenle ülkemize ulaştıran Türk Hava Yolları ailesine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Başta Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığımız olmak üzere hem tarihi eser kaçakçılığının önlenmesinde hem de yurt dışından eser iadesi süreçlerinde birbiri ardına başarılı çalışmalar gerçekleştiren bakanlığımızla ilgili bütün birim ve çalışanları da canı gönülden tebrik ediyorum. Bu tarihi ve kültürel eve dönüşün ülkemize ve Gaziantep'e hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepimize saygılarımı sunuyorum. Türkiye yüzyılı başlıyor. Önümüzde kocaman bir beslenemiz var. Kültür ve sanat iyileştiriyor Sayın Bakanım. Bu şehir, bu bölgenin 6 Şubat itibariyle çok hızlı iyileşmesi lazım. Yaralarının sarılması lazım. Dertlerimizin deva bulması lazım. Şifa bulması lazım. O yüzden bu zor dönemde biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı ama kültür ve sanatla iyileşen bölge şahlanacak, yükselecek ve hep birlikte bu bölgeyi, Fırat'ın bütün çocuklarının çok daha mutlu, çok daha huzurlu olduğu Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz diyorum.